الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق، صلوا على رسولنا محمد، صلوا على طبيب قلوبنا محمد، صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم محمد رسول الله صادق الوعد الأمين. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: إنكم محشورون إلى الله حفاة عراة غرلا. صدق رسول الله فيما قال، أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم. Niçin oldu canım, hicab canım bu kesret? Bu kesret içre anla sırrı vahdet, makamı arifin her demde hayret, adem bahrına tav bu zevki guslat. Bu kesretten geçip hakkı giderim cemal bahşama söyleyeyim. Cenab-ı Hak dersimizi hayırlara, bereketlere vesile eylesin. Bu ayeti kerimelerden, hadis-i şeriflerden, bu nasihatlerden hissemize düşeni almayı cümlemize nasip eylesin. Allah Tebareke ve Teala Hazretleri verilen ömür sermayesini fani olan, kısacık olan, geçici olan bu ömür sermayesini ebedi hayatı elde etmede, ahiret yurdunu kazanmada kullananlardan eylesin. Boş yere heba etmekten muhafaza buyursun. Cenab-ı Hak okuduklarımızı, dinlediklerimizi gönül gözüyle görmeyi, gönül kulağıyla duymayı nasip eylesin. Herkes konuşuyor, herkes de dinler. Ama konuşurken gönülden konuşmak başka olur, dinlerken gönülden dinlemek başka olur. Gönülden dinleyen sahabe-i kiram gibi anlatılan şeyden istifade ediyor. Fakat kafa kulağından dinleyen kimseler de Ebu Cehiller gibi okunanı sadece dinliyorlar fakat ondan istifade edemiyorlar. Onun için gönül gözüyle görmek ve gönül kulağıyla dinlemek bambaşka bir şey. Cenab-ı Hak bizi öyle kimselerden eylesin. Dersimizin konusu Enbiya Suresinin son ayetlerinden. Dersimize başlamadan evvel Risale-i Kutsiye'den bir beyt okuyup teberruk edinerek, bereketlenerek dersimize başlayalım. Niçin oldu hicab canın bu kesret? Bu kesret içre anna sırrı vahdet. İnsanoğlu Cenab-ı Hakk'ın hikmetli yaratmasıyla birçok özelliklerde yaratılmış. Bu özelliklerden bir tanesi de insanoğlu özelliklerinden bir tanesi de sevmek. Sevmek. İnsan sevmeden duramaz. Muhakkak bir şeyleri sever. Cenab-ı Hak da hikmeti gereği insanın çevresinde birçok seveceği şeyler yaratmış. Çevresindeki bütün her şeyi insan ilgiyle takip edip sevebiliyor. Bunlar çevremizde gördüğümüz her şey. Duvara bakarız, hoşumuza gider, severiz. Ağaca bakar, hoşumuza gider, severiz. Halıyı, kilimi severiz. Elbiseyi, kıyafeti severiz. Yani gördüğümüz şeylerden beğendiklerimiz, bizim tabiatımıza uygun olan, ilgimizi çeken şeyleri severiz ve onunla bir gönül bağı kurarız. Onunla bir gönül bağı kurarız. İşte bu gönül bağı
bir yönden faydalıdır, bir yönden zararlıdır. Mesela insan acıktığı zaman, karnı acıktığı zaman, yani bedenin yiyeceğe ihtiyacı olduğu zaman insan sevdiği şeylere yönelir ve o açlığını sevdiği şeylerle giderir. Fakat hiçbir şeyi sevemese o zaman insan yiyemez. Ne gibi? Mesela insan hastalandığı zaman iştahı kesilir. İştahı kesilince en sevdiği şeyi dahi sevmez hale gelir. Canı çekmez. Bütün ömür boyu öyle olsak yemekten içmekten kesiliriz, açlıktan ölürüz, vitaminsizlikten ölürüz. İşte Cenab-ı Hak Celle Celaluhu bizlere bir sevme, iştah duyma, arzulama özelliği vermiş. Bütün insanda bu var. Fakat bu arzulama, istek duyma, iştah duyma zaman zaman haddini aşıyor. Zaman zaman haddini aşıyor. Peki bunun en alt sınırı nedir? En üst sınırını biz kah kendimizde, kah çevremizde görürüz. Mesela bir kimsenin yemek yeme iştahı herkesin vardır. Fakat bazı kimselerin yemek yeme iştahı diğer insanlardan daha fazladır. Ne gibi mesela? Aklına künefe düştüğü zaman Hatay'a uçak bileti alıp künefe yer gelir insan. Anlaşıldı değil mi? Bu iştah meselesi. Öteki adamın canı ondan sonra İskender çekerse atlar gider doğru Bursa'da İskender'i yer gelir. Sadece bir tabak, bir porsiyon yemek için oraya gider. Etli ekmek çeker Konya'ya gider mesela. Anlaşıldı değil mi? Bunlar bak ne oldu? Sende de var iştah, onda da var iştah. Ama o iştahına fazla kaptırdığı için kendisini sadece bir tabak yemek, bir lokma için kilometrelerce yol teper. Hatta daha da ileri gidip de ondan sonra Parislere değil mi, Londralara giden insan orada yemek yiyip kahvaltı yapıp tekrar döner insanlar varmış. Biz görmedik ama varmış diyorlar. Ha, şimdi bunlarda işte iştah bunlarda ta oraya kadar uzanıyor. Bakın dolayısıyla iştahın sonunun bir sınırı yok. Ölene kadar bu iştah bitmez, tükenmez. Onun için Efendimiz olsam ne buyuruyor? Adem oğlunun gözünü değil mi? Bir avuç topraktan başka hiçbir şey dolduramaz. İşte orada bahsedilen bu. İnsanın gözü asla doymaz. Gördüğü her şeyi yemek ister. Giymek ister, kullanmak ister, sahip olmak ister. Durmaz. İnsanda böyle bir nefis var. Ha. Hikmeti gereği Cenab-ı Hak bunu vermiş bize. Neden? Mücadele et diye. Mücadele et diye. Peki biz nefsimizle mücadele edeceğiz de bu istek ve arzuyu, bu iştahımızı nereye kadar indireceğiz? Asgari seviyesi nedir? Asgari seviyesi kulluğuna mani olmayacak derecede iştahtır. Anlaşıldı değil mi? Kulluğumuza mani olmayacak derecede iştahımız olması lazım. Zaten olmazsa ölürüz onu. Mesela Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem taze hurmayı çok severmiş mesela. Taze hurmayı severmiş. Resulullah hatta taze hurmayla salatalık yemeyi severmiş. Taze hurma tatlı olur. Salatalık da onu dengeler mesela. Tirit yemeğini severmiş. Bizim oralarda tirit yemeği bayat ekmekten et suyuyla falan yapılır. Her tarafta farklı yapılır. Ama tirit, sulu bir yemek. Onu severmiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela. Ondan sonra buna benzer bir takım yiyecekleri severmiş. Ama onun yiyecek sevmesi bizim yiyecek sevmemiz gibi değil. Biz aklımıza düşerse ondan sonra onu yemeden rahat edemeyiz. Veyahut önümüze gelirse bir porsiyonluk mesela sevdiğin yiyecekten kuru fasulye mesela çok seviyorsun. Burnunda tütüyor. O esnada birisi sana bir porsiyon kuru fasulye getirdi. O esnada kapı çaldı. Açım diye birisi senden yemek istedi. O kuru fasulyeyi verebilir miyiz? Bizim iştahımız fazla olduğu için şahsen ben vermekte zorlanırım. Belki de veremem yani. Ama Allah Resulü henüz daha tarafına bakmadan hemen onu vermiş. Hemen onu vermiş. Hatta burada geçen de okumuştuk. Sahabe-i kiramdan bir tanesi çok sevdiği hurma bahçesinde namaz kılıyor. Hurma ağacı da öyle şey, estağfurullah, hurma bahçesi de öyle muazzam bir bahçe ki ağaçların sıklığından gökyüzü görünmüyor. Ağaçların sıklığından bulutları göremiyorsun yerden baktığın zaman. O da orada namaz kılıyor. O esnada kuşun bir tanesi geliyor, çırpınıyor ağaçların arasından.
çıkamıyor dışarıya. Pır 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 pır, bir oraya uçuyor, bir buraya uçuyor derken bu mübarekten namazda dikkati dağılıyor, kuşa dikkatini veriyor. Ondan sonra selam verdikten sonra ne yapıyor? Burada okudum bu hadis-i şerif. İkindi namazlarından sonra hadis-i şerif dersi yapıyoruz. Kaçanlar bunları kaybetti bak. Şimdi söyleyeceğiz ama o mübarek zat selam verdikten sonra bu bahçe beni namazdan alıkoydu diye sadaka olarak veriyor bahçesini. Bu bahçe beni namazdan alıkoydu, namazda dikkatimi dağıttı diye bahçenin kalemini kırıyor. Bu bahçe artık benim değildir, götürün bunu verin başkasına. İşte bak bu iştah dedik ya, arzulamak, mesela toprağa sahip olmak insanın tabiatında vardır. İnsan toprak sahibi olduğunu çok arzular ve toprak için birbirini öldürür, değil mi? Köylerde biliyoruz ya, şimdi İstanbul'da pek toprak moprak görmediğimiz için bunun mücadelesi pek yok. Gerçi bir daire almak için dininden, diyanetinden vazgeçenler de var da köylerde de o sınırlar, değil mi? Tahta koyarlar, kazık çakarlar veya da taş koyarlar veya da toprak yağarlar böyle. Adam bir karış yere tenezzül eder ve taşı alır bir karış öteye koyar. Ya bu bir karış yere ağaç dikemezsin. Bina hiç dikemezsin. Oturup da dinlenemezsin bile bir karışla. Ama olsun, taşı buradan alıyor, bir karış öteye koyuyor. Görüyor musun? O kadar insanın toprağın iştahı var. Ne oldu bakın? Toprağa iştah insanı günah işletiyor. Aşırı olduğu için. Ya o mübarekte de toprağa iştah var ama ibadete mani olacak kadar değil. Veyahut da kul hakkına girecek kadar toprak iştahı yok. Namazını aksatacak kadar toprak iştahı yok. Mesela şimdi yaz geliyor, köylüler, köyde akrabaları olanlar uyarın hepsini. Yaz geliyor, işler çoğaldı diye namazları aksatmasınlar. Değil mi? Bağda bahçede çalışıyoruz, fırsat bulamıyoruz diye namazları yazın aksatıyorlar. Sonra da neden yağmur yağmıyor? Bizim köyde önceden bilek gibi su akardı hocam. Adamın beli gibi su akardı diyor. E ne oldu o suya? Değil mi? Nereye gitti o sular? Ya sen o suyla bahçeni sula, o suyu veren, o bahçeyi verenin 10 dakika çağrısına kulak verme. Sonra da o suyu yaratandan su bekle. Cezamızı dünyada kesiyor. Gene şanslıyız. Değil mi? Cezamızı gene dünyada veriyor. Ahirete kalırsa daha perişan olur. Ya Cenab-ı Hak bizleri güzel kullardan eylesin. Amin. Evet. Demek ki herkeste iştah var. Herkeste iştah var ama bu iştahın ölçülü olması lazım. Cenab-ı Hak insanı bu şekilde yaratmış. Tabiatında var. Tabiatını değiştiremezsin. Ama iştahını dizginleyebilirsin. İşte burada da diyor ki niçin olduğu hicab canın bu kesret. Bu kadar çok şey var etrafında. Senin iştahını çeken, senin arzuladığın bu kadar çok şey var etrafında. Bu şeylerin tamamı sana neden perde oldu? Bu sevdiğiniz şeyler, az önce birkaç tane misal verdik ya, yiyecekten, içecekten, topraktan. Ha işte onlar ne yaptı? Bizim Allah'a güzel kul olmamıza mani oldu. Bizi engelledi. Allah'ı unutturdu, ahireti unutturdu, hesabı unutturdu. Yaratılanlar, etrafımızdaki sular, içecekler, yiyecekler vesaire. Ha. Bu kesret icraanla sırrı vahdet. Ey akıllı Müslüman diyor. Kafanı çalıştır. Bu kadar çok şeye bak. Bu kadar çok şeye bak. O çok şeyden hangi neticeye var? Bu kadar çok şeyi göreceksin ya. Bu kadar çok şeyi görüp gözünü anlıyorsun. Güzelliklerini itiraf ediyorsun. Ve netice olarak nereye var diyor? Oradan Allah'ın birliğine geç. Anlaşıldı değil mi? Suya bakıyorsun. İştahını çekiyor. Hele bir de insan susadığı zaman, değil mi? Su dünyanın en güzel içeceği oluyor susayan insana. Hatta kitaplarda yazar, sıcak havalarda içilen soğuk su hamdi derinden çıkartılıyor. Yani adam böyle yanmış, kavurmuş, şöyle serin bir su içtiği zaman elhamdülillah diye böyle ciğerden diyor ya böyle. İşte o suya bakıyorsun. O suya bakıyorsun ve bu sudan yaratıcının mükemmelliğini anlıyorsun. Ne kadar mükemmel bir Allah. Eşsiz yaratmış. Şunun yerini dolduran hiçbir gıda, öyle değil mi? Şu suyun yerini dolduran hiçbir şey yok. Dünyanın en pahalı içeceği dahi olsa,
dünyanın en pahalı içeceği dahi olsa bir bardak suyun yerini dolduramıyor. Su içmeden insan hayatta kalamıyor biliyor. Su illa olması lazım. Böbrekler mesela, böbrek hastası olanlar var. Doktor diyor ki su içeceksin. Ya ben suyu pek içemiyorum. Onun yerine çay içsem olur mu? Olmaz. O komposto içsem olmaz. Maden su içsem olmaz. İlla su içeceksin diyor. Yeri bambaşka. Ve cealnâ minel mâi külle şeyin hayn. Biz her şeyi sudan dirilttik. Her şeye suyla hayat verdik diyor ya Allah Teala. Ya işte bunu, buna bakacaksın, Allah'ı anlayacaksın. Eline bakacaksın, Allah'ı anlayacaksın. Gökyüzüne bakacaksın, Allah'ı anlayacaksın. İşte diyor bu çokluk seni Allah'tan alıkoymasın. Bak o çokluğa, yaratanın mükemmelliğini anla diyor. Ya. O çokluktan birliğe geçeceksin. Çokluktan, çok mahlukattan nereye geçmek lazım? Birliğe geçmek lazım diyor. Makam-ı arifin her demde hayret. Arif olanın, yani Allah'ı tanıyan kimsenin işi her an hayrete düşmektir diyor. Hayrete düşmek. Nasıl yani hayrete düşmek? Cenab-ı Hakk'ın muhteşemliğini, yaratıcılığını, mükemmelliğini anladığı zaman insan hayrete düşüyor. Nasıl bir Allah? Ne mükemmel bir sanat. Ne sonsuz bir ilim. Öyle değil mi? Ya. Bir insanın mesela bir zenginliğini görsek, adam mesela bize kasasını atsa, bak benim paralarıma dese, o da dolsun, para görsek şaşırırız. Vay be! Adamda ne para var? Mesela. Veyahut da bir başka şeyi görsek hayret ederiz çokluğa. İşte burada da diyor, Allah Teala'nın sonsuz, şimdi o adamın parası çok ama, o adamın parası çok ama, o çokluğun da bir sınırı var. Öyle değil mi? O çokluğun da bir sınırı var. Mesela Manisa'da üzüm bağları var. Bilmiyorum gittiniz mi Manisa'ya? Üzüm bağları var. Çekirdeksiz üzümün ana vatanı. Manisa, İzmir. Orada baktığın zaman böyle üzüm bağına tek sıra namaz sırası gibi, namaz safı gibi yapmışlar böyle. Ondan sonra asmaların dibine de şöyle bir çubuk çakmışlar. Demir oluyor çoğu. Demir koymuşlar. Oraya asma sarıyor. Bakıyorsun böyle, aman yarabbim. Gözünün görebildiği yere kadar üzüm böyle dizmiş adam. İp gibi dizmiş, tesbih tanesi gibi. Dizilmiş böyle. İnsan hayret ediyor. Vay nasıl? Ne acayip yer. Mesela. Ondan sonra mesela denize gidiyorsun. Bakıyorsun denize, Allah Allah. Ya bir ton, iki ton, üç ton, beş ton, bin ton, on ton anladıkları. Ya bu denizdeki sular nasıl toplanmış buraya? Kim bilir kaç kilo? Sayamazsın ki, nasıl sayacaksın ya? Allah Allah. Şöyle bakıyorsun mesela. Muhteşem bir manzara. O kadar kumu nasıl topladın ya Rabbi buraya? Allah Allah. Acayip bir şey. Bakın ne oldu? Bunlar her ne kadar bizim gözümüze çok gelse bile aslında sınırı var. Değil mi? Bir yerde bitiyor. O üzüm bağının bir sınırı var. Çölün de bir sınırı var. Denizdeki suyun da bir haddi hududu var. Ondan sonra bitiyor o su. Ama Cenab-ı Hak hiç bitmiyor. Ne ilmi biter, ne kudreti biter, öyle değil mi? Ne duyması biter. Hiçbir şey bitmez Cenab-ı Hakk'ın. Sonsuz. Ya işte arifi billah olan kimse Cenab-ı Hakk'ı tanıdığı zaman, hatta kitaplarda yazıyor ya, men arafallâhe kelle lisânuhu. Allah'ı bilen adamın dili tutulur diyorlar. Allah'ı bilen, tanıyan adamın dili tutulur, konuşamaz artık. Neden? Hayretten. Tanıdığı, tabi Cenab-ı Hakk'ı tam manasıyla tanımak zaten mümkün değil. Ama o arifi billah olan Allah adamının tanıdığı kadar dahi yetiyor hayrete düşmesine. Ne acayip şey. İşte tanıyanlar, bilenler anlatınca biz bunları anlıyoruz. Yoksa biz nereden anlayacağız? Öyle değil mi? Yani. Cenab-ı Hak bizleri de o arif kulları zümresine ilhak eylesin. Evet. Adem bahrına dal, bul zevk-i vuslat. Öyleyse diyor sen de yokluk denizine dal da Cenab-ı Hakk'a vasıl olma lezzetini tat. Yokluk denizi, ne demek yokluk denizi? Yokluk denizi demek, Cenab-ı Hak'tan başka bütün her şey demektir. Cenab-ı Hak'tan başka bütün her şey, cennet cehennem de dahil ha? Cennet cehennem dahil, melekler vesaire hepsi dahil. Allah'tan başka bütün var olan şeylerin tamamı haddi zatında nedir muhteremler? Yoktur. Değil mi? Bir zaman önce yoktu. Bir zaman önce yoktu. Kâre Allah ve lem yekün ma'hu şey. Allah var idi,
Allah'tan başka hiçbir şey yok idi. Bir tek Allah vardı. Bir tek Allah vardı. Hiçbir şey yoktu. Yer yoktu, gök yoktu, güneş sistemi yoktu. Anlaşıldı. Melekler yoktu, insü cin yoktu, cennet cehennem yoktu. Sadece Cenab-ı Hak vardı tek. Sonra ne oldu? Allah Teala o yokluktan teker teker çıkarttı. Dünyayı, güneşi, ayı, yıldızı hepsini yoktan var etti. Yoktan var etti. Sonra ne olacak? Öyle bir zaman gelecek her şeyi toplayıp tekrar yokluk denizine atıp her şeyi yok edecek. Dolayısıyla bizim var dediğimiz şeylerin tamamı Allah'tan başka. Her şey aslında yoktu, yokluktu, geleceği de yokluk. Baki var mı hiç aramızda? Allah'tan başka bir baki var mı? Yani ezeli, ebedi birisi var mı? Yok. Öyleyse diyor, sen de kendine var 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 diyerek kendini Allah'tan uzaklaştırma. De ki ya Rabbi, benim varlığımla yokluğum eşittir. Senin varlığının yanında benim varlığım ne ki? Deden kulluğunu itiraf et. Asıl kulluk budur. Ama işte az önce dediğimiz gibi insanın yaratılışında olan bir takım özellikler var ya. İştah demiştik az önce. Varlık da insanın yaratılışındaki bulunan özelliklerden bir tanesidir. Kendisine varlık biçmek. Ben varım. Ben yaptım. Orası da benim. Çocuklar benim. Hanım da benim. Paralar da benim. Yani hep insan kendini ispat etmek ister. Kendi varlığını ispat etmek ister ama bilmez ki aslı yokluktu, geleceği de yokluk. Yokluğa karışıp gidecek. Onun için insan varım diyerek kendisine kıymet vermeyecek. Kendi kıymetsizliğini bilecek ki Allah katında kıymetlensin. Hani Peygamberimiz buyuruyor ya, men tevâta'a lillâh rafa'ahullâh. Kim Allah için alçalırsa Allah bunu yükseltir. Ya Rabbi ben senin aciz bir kulum dersen Allah der ki yaklaş bana kulum, yaklaş. Ama sen dersen ki ya bu camide benden iyi adam mı var dersen, o zaman Cenab-ı Hak ne buyurur? Ona bastırır. Ya Allah Teala bizi böyle mütekebbirlerden eylemesin. Mükesretten geçip hak edip öyleyse diyor bu çokluktan geç. Yani bu varlığa takılıp da Allah'tan uzaklaşma. Varlığı gözünden sil. Ya, bambaşka bir hal. İşte buna tasavvufta fena hali diyorlar. Fena hali. Ne demek? Yani bütün her şeyden geçmek. Yani tabiri caizse Allah delisi olmak. Ya Allah bizi cümlemizi öyle delilerden eylesin. Hani bir kıssa var ya, anlatırlar. Köyün birisinde bir deli varmış. Köyün birisinde bir deli varmış. İnsanlar buna pek kıymet vermezmiş ama bazen ağzından hikmet damlaları dökülürmüş. Mübarek bir gün camiye geliyor. Herkes namaza durmuş tabii. Hemen apar topar tekrar camiden çıkıyor. Gidiyor biraz sonra camiye geliyor ki sırtında bir yük çalı çırpı doldurmuş. Geldi, Allahu Ekber, namaza durdu. Sırtındaki koca çalı, bir kucak çalıyla. Namazdan sonra herkes selam verdi. Dediler ya bu kadar da olmaz ya dediler. Nedir bu halin, camiye zarar veriyorsun, insanlara zarar veriyorsun. Ondan sonra dedi ya ne yapayım. Geldiğimde herkesin sırtında bir yük vardı. İmam Efendi'nin ondan sonra yükü sırtındaydı. Baktım ki hala sırtında ineğini taşıyor. Acaba benim sarı inek ne olacak diye düşünüyor demiş. Ona baktım onda ev var, ona baktım arsa var, ona baktım hanım var, ona baktım çocuk var, ona baktım dükkan var. E bende bir şey yok, gideyim bari ben de bir şey alayım geleyim. Adet burada böyle demek ki dedim diyor. Görüyor musun? Ya demek ki gönlünü boşaltan adam namaza geçtiği zaman bomboş bir gönülle Allahu Ekber diyerek Allah ile baş başa kalabiliyor. Manevi bir hal işte bu. Fena diyoruz ya. Ha, ama onun gibi olmayan bizim gibi insanlar ise ne yapıyor? Namaza geçtiğimiz zaman başlıyor gelme. Hani Nasrettin Hoca'nın bir fıkrası var. Mübarek heybe derler. Bizim orada heybe bilirsiniz. Heybeyi böyle halı kilimden falan eskilerden falan yaparlar. Eşeğin omzuna atarsın. Bir cep önde bir cep arkada. Pazardan falan eşya koyarak getirirsin. Kaybolunca hocanınki kaybolmuş. Bağırmış çağırmış evde. Demiş ki heybemi bulmazsanız size yapacağımı biliyorum ben. Millete tabii
başlamış şey yapmayan, aramaya Hoca Efendi'nin heybesini. Hoca Efendi o esnada demiş ya iki rekat namaz kılın, durmuş namaza, namaza aklına getirmiş şeytan. Demiş Hoca Efendi sen heybeyi akşam ahırın kapısında unuttun. Hemen namazdan sonra gitmiş almış heybeyi getirmiş. Demiş ya Hoca Efendi çok celallenmiştin, çok da korktuk demiş, heybeyi bulamazsak ne yapacaktın? E ne yapayım demiş, eski kilimlerden bir tane heybe yapacaktım demiş. Bir şey yok. Bazen babalar öyle kükrer ama sonunda böyle şey yapmamak lazım, teröristlememek lazım yani, yumuşak baba olmak lazım. Evet, demek ki ne oluyor? Bak şeytan namazda her şeyi teker teker aklımıza getiriyor. Hatta geçen de burada bir hadis-i şerif okumuştuk. Ezan okunduğu zaman şeytan kaçar, ezan bittiği zaman gelir. Kâmet başladığı zaman gene kaçar, daha sonra tekrar gelir. Ve namaz kılana der ki şunu hatırla, bunu hatırla, şunu hatırla, bunu hatırla. Ve Efendimiz buyuruyor ki nihayet namaz kılan kaç kıldığını bilemez diyor. Üç mü kıldık, beş mi kıldık bilemez diyor. Bize oluyor çok işte şeytanla kucak kucak namaz kılıyoruz. Allah bizi affetsin. Hakiki namazlar kılmayı cümlemize nasip eylesin. Demek ki kalbini boşaltabilen kimse rahat ibadet eder. Kalbini boşaltamayan kimse rahat ibadet edemez. Cenab-ı Hak kalbi kendisinden başka, o yüce zattan başka bütün her şeyden temizleyebilmeyi cümlemize nasip eylesin. Evet, şimdi dersimizin ayetleri, dediğimiz gibi Enbiya suresinin ayetleri, son ayetleri. Ayet-i kerime şöyle, Estaizu billahi mineşşeytanirracim. İnnellezine, öyle kullar ki, sebekat lehum minnel husna, bizim tarafımızdan onlara husna geçti, yani güzellik geçti, saadet geçti, biz onlara iyilik, güzellik verdik. Ulaike anha mub'adun, bu kullarımız o cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Yani cehennemin ateşinden, cehennemin azabını tatmaktan uzaklaşırlar. Yani demek ki dünyadayken güzel kul olabilen kimseler ahirette cehennemin azabını hissetmeyecekler, alevini görmeyecekler, dumanı burunlarına değmeyecek. Çünkü muhtemelen biliyorsunuz cehennemin ateşi dünya ateşine benzemiyor. Hatta Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor? كَاَنَّهُ جِمَالَةٌ سُفُرٌ buyuruyor Allah'ımız Celle Celaluhu. O cehennemin kıvılcımları sarı sarı develer gibi dönüyor. Deve gibi kıvılcımı var Allah Allah. Ya ateşin kendisi ne kadar dehşetlidir acaba? İşte cennetlikler diyor, dünyada iyi kul olanlar ahirette o cehennemin azabından ve şiddetinden kurtulacaklar. Tabi buradan şunu anlıyoruz. Demek ki dünyada iyi kullar ahirette de iyi olacak. Dünyada kötüler de ahirette kötü olacak. Öyleyse biz dünyadayken iyi kul olmaya gayret edelim. Bunu da kendimize göre değil, Kur'an-ı Azimuşşan'a göre iyi kul olmak zorundayız. Kendimize göre herkes iyi kul. Git hırsıza sor, ondan iyisi yoktur mesela. Ya ekmek paramız ne yapalım diyor adam. Hırsız adam. Veyahut da affedersiniz eroinman adam, eroin içiyor veyahut da uyuşturucu içen bir adam. Onu benim kimseye zararım yok ki diyor adam mesela. İçki içiyor mesela adam her gün. Ondan sonra benim kimseye zararım yok hocam diyor, ben içerim diyor kendi köşemde. Sanki Allah Teala Kur'an'da Azimuşşan'da buyurdu. İçip de başkasına zarar versen haram ama içip de başkasına zarar vermezsen helal dedi sanki. Öyle bir ayet var gibi. Adam diyor ki hocam ben içince kimseye zarar vermiyorum diyor, o yüzden sanki çok hafif görüyor. Veyahut da hocam ben işte hiç kötü alışkanlığım yok, halk arasında duyarsınız. Hocam hiç kimseye zarar vermem, ben çok iyi adamımdır, bir tek namazım yok diyor ya adam mesela. Ondan sonra suçu kabahatinden büyük mü? Özrü kabahatinden büyük. He. Özrü kabahatinden büyük derler. Adam özrünü beyan ediyor mu? Halbuki beyan ettiği özür suçundan daha büyük, çirkin bir özür. Ha işte dolayısıyla nefsimize göre iyi değil, Kur'an-ı Azimuşşan'a göre iyi olmak zorundayız. Yani iyi olmanın ölçüleri Kur'an-ı Kerim'de var, başka kitapta yok. Mesela şöyle düşünün, devlet katında vergini verirsen iyi adamsın, iyi vatandaşsın değil mi? Vergi kaçırmazsan, vergi verirsen iyi adamsın. Peki Allah katında iyi adam olur musun? Zekatı vermediysen iyi adam olamazsın, kusura bakma. Ya Rabbi ben devlete vergi verdim her ay, her yıl, neyse artık işte stopaj bilmiyorum bir sürü çeşit var ya. Hepsini verdim ya Rabbi, kuruş eksiğim yok. Tamam kulum da neden benim dediğimi vermedin? Ben 40'ta bir isteydim senden.
Kırkta biri ver, ondan sonra ne iyi veriyorsan onu ver veya da verme. Ya demek ki iyilik, güzellik, hoşluk, efendilik Kur'an-ı Kerim'e göre olmak zorundadır. Evet. İşte Kur'an-ı Kerim'e göre güzel olan kullar ahirette de cehennemden uzaklaştırılmış insanlar olacaklar. La yesma'une işitmezler hasiseha. O cehennemin ateşinin hissini, dumanının hissini, kötü kokusunun hissini hissetmeyecekler. Ve hum fi meştehet enfusuhum halidun. Onlar nefislerinin arzuladığı şeylerinde meşgul olmakla ebedi kalacaklar. Yani ebedi olarak hoşlarına giden şeylerle meşgul olacaklar. Yani dünyadayken nefis bir takım şeyler arzuluyor ya, işte o arzuların yersiz olanları, mesela diyelim nefsimiz su içmek istedi. İçebiliriz, bunda bir sakınca yok. Öyle değil mi? Yani nefsimiz sakıncalı bir içeceği içmek istediyse o zaman ona dur demek lazım. Dolayısıyla nefsimizin yersiz isteklerini yerine getirirsek ahirette iştahımız çeken şeylerden mahrum kalacağız. Mesela dünyadayken içki içen kimse ahirette cennette kendisine ikram edilen içeceklerden mahrum kalacak. Mesela dünyadayken nefsinin arzularının peşinden giden kimse ahirette Resulullah Efendimiz'in şefaatinden mahrum olacak. Yani onun için kul dünyadayken nefsini engelleyecek, nefsine sahip olacak ama ahirette cennete girdiği zaman sınırlama yok, öyle değil mi? Yani en düşük Müslümanı ne kadar cennet verilecek buyuruyor Efendimiz? İki dünya. Bu dünya kadar iki tane yer verilecek diyor. Orada günah var mı? Cennette günah diye bir şey yok. Cennette günah kavramı yok. Günah olan bir şey yok. Neden? Kötü bir şey yok ki işleyesin. Öyle değil mi? Yani mesela şimdi size iki dünya kadar büyük cennetin var. Hırsız mesela bir adam hırsızlık yapmak istese neyi hırsızlık yapacak? Hepsi senin. İnsan kendi malını çalar mı? Öyle bir şey olmayacak. Ondan sonra içki içmek istese mesela. Faraza yani. Öyle bir şey olmaz da. Çünkü cennete girenler ne olacak muhteremler? Bütün kötü meyiller, kötü arzulardan arındırılmış olarak gelecekler. Yani dünyadayken bizde o kötü arzular var ya, ha işte onlar dünyadayken var bizde. Neden var? İmtihan gereği var. Onlara sahip ol diye var. Ama ahirette böyle bir vazife olmadığı için bu şekilde kötü arzular ve istekler, düşünceler, niyetler ahirette olmayacak. Onun için ahirette günah kavramı da yok. Ha. Dolayısıyla ahirette Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Onlar nefislerinin arzuladığı, iştahlarını çeken her şeyi yiyerek ebedi kalacaklar diyor. La yahzunuhumul feza'ul ekber. La yahzunuhum onları mahzun etmez, üzmez ne? El feza'ul ekber. Kıyametin dehşeti. Kıyametin dehşeti bu kimseleri üzmeyecek. Ne demek? Ha, onlar dünyadayken bir takım Allah için bir takım sıkıntılara katlandıklarından dolayı Cenab-ı Hak onlara mahşerin, kıyametin sıkıntısını yaşatmayacak diyor. Ne büyük. Hatta Kur'an-ı Azimuşşan'da ne buyuruyor? Bu zannedersem bundan sonraki surede olması lazım. Evet, Hac suresinin başında. Bakın ne buyuruyor Allah'ın Celle Celaluhu. İnne zelzelete sa'ati şeyin azim. Muhakkak kıyamet sarsıntısı çok büyük şeydir. Kıyamet sarsıntısı. Marmara depremini hatırlıyorsunuz değil mi? Yaşayanlar bilir ne dehşetli andı. Ya 7.4 müydü neydi? Değil mi? Kısa bir süre sallamıştı Cenab-ı Hak yeryüzünü. Ha, biz ona çok büyük, çok dehşetli an diyoruz. Hatta şimdi bile bir takım videolar seyrettiği zaman insan etkileniyor böyle. O anı yaşıyorsun bir anda. Ha, fakat cehennemdeki kıyamet anındaki sarsıntının yanında o 7.4'lük Marmara depremi beşik sarsıntısı gibi olacak. Bebe beşiği gibi olacak. O kadar hafif. Yevme o günde teravneha tezehlü küllü murdu'atin amme erda'an. Her emziklinin emzirdiği şeyden gafil kaldığını göreceksin. Ya anne yavrusunu terk eder mi? Edecek işte. Ve teza'u küllü zâti hamlin hamleha. Bütün karnında çocuk olanlar doğuracak. Dehşetten, korkudan. İnsan ve hayvan. Ve teren nâse tükâra. Sen insanları görürsün ki insanlar sarhoş.
Sarhoş adam ne yapar? Bağırır, çağırır, kendinden geçer. Saçma sapan şeyler söyler. İşte sen insanlar böyle ey Habibim o şekilde görürsün ama وَمَا هُمْ بِسِفْيَارَ Aslında onlar sarhoş değiller. Dehşetten o hale düşmüşler buyurur Allah'ın Celle Celle. Ne dehşetli bir an. Hatta çocukların dahi diyor saçları ağaracak diyor değil mi korkudan. 10 yaşındaki çocuğun saçı bir anda bembeyaz olacak o anın şiddetinden, dehşetinden, stresinden, korkusundan. Ya işte Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ben o kullarımı, güzel kullarımı bu dehşetten, bu korkudan emin tutacağım. Ya Rabbi bizi onlardan eyle. Ve tetelakkahumul melaike, melekler onları karşılar, meleklerle karşılaşırlar. Ondan sonra yani melekler onlara bir karşılama düzenlerler. Ne derler onlara? Hâzâ yevmüküm, işte bu sizin gününüzdür. Ellezî küntüm tu'adûn, bu günü Allah Teala size dünyadayken vaat etmişti. Size vaat edilen gün bugündü işte. Yani dünyada her türlü sıkıntı, dert, keder, tasa var. Öyle değil mi? Az buçuk hepimiz çekiyoruz derdi tasayı. Cenab-ı Hak bizlere ahiret dertlisi eylesin. Dünya derdimizi, dünya imtihanımızı hafife indirsin. Ha. Lakin o kıyamet anının sıkıntısı bütün dertlerin üstüne çıkacak. Hani hatta hatırlarsınız burada aşağıda o hadis-i şerifi okuyacağız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bütün insanlar çıplak yaratılacaklar, kıyamet haşrolunacaklar ahirette. O mahşer meydanında herkes çıplak olacak deyince Hazreti Ayşe annemiz ne diyecek? Hazreti Ayşe annemiz ne diyecek? Ya Resulallah, o zaman kadınlar erkekler, erkekler kadınlara bakar, nasıl olacak? Yani çıplak olursak birbirimizi göreceğiz, nasıl olur o zaman, utanırız biz. Deyince Efendimiz Hasan ne buyuruyor? İnsan kendisinin dahi farkında olmayacak ki başkasının avret mahalline nasıl baksın. Ya hatta insan diyor kendisini, insan kendisini erkek mi dişi mi olduğunu dahi unutacak diyor o anda. Yani o kadar işi başından aşkın olacak. Kendinden geçmiş olacak. Mesela bir insan bir şok geçirdiği zaman ben erkek miyim, kadın mıyım diye aklına gelir mi? Şokta adam yerde gökte olduğunu dahi bilmiyor ki. Kendinde değil adam. Kendinden geçmiş. Ağzından çıkanı kulağı duymuyor, gözünün gördüğünü aklı hissetmiyor. Ne gördüğünü bilmiyor adam. Kendinden geçmiş yani. Robot gibi bir şey olmuş tabiri caizse. Hisler yok olmuş. Ha işte o an öyle bir an olacak. Cenab-ı Hak ne buyuruyor? Ama ey kullarım, ben dünyadayken sizi bu günün dehşetinden kurtaracağımı söylemiştim. Melekler de diyecekler ki işte o gün bugün, bak kurtuldunuz. Ya. İşte hani çocuğun sınıfı geçtiğini bildiren karneyi aldığı günü var ya, ne kadar mutlu oluyor değil mi? Herkese göstermek istiyor. Bak bak bak, karneme bak, hepsi 5. Diye gösteriyor ya, nasıl o sevinçli? Ha işte biz gerçek kurtuluşa erdiğimiz zaman anlayacağız durumu. Şu anda tamam, ahirette kurtuluş var, iman ehline kurtuluş var vesaire diye kitaplarda okuyoruz. Hocalar anlattığı zaman dinliyoruz ama ha o kurtuluşa nail olabilirsek, o şerefe erebilirsek, o bahtiyarlığa sahip olabilirsek o zaman kurtuluşun ne demek olduğunu anlayacağız. Evet. Yevme, o günde netmus semâe gökyüzünü düreriz. Ketayyiz sicillinin kütüb, bir kitabı böyle dürülüyor, dürüyorlar ya, kitabı kapatıyorsun böyle her şey birden kaybolur. Bakın burada yazı var mesela. Kapattığım zaman yazıyı göremiyorsunuz. Cenab-ı Hak buyuruyor ki biz de gökyüzünü aynı böyle düreceğiz. Dürüldüğü zaman ne olacak? Aylar, yıldızlar, güneşler, bütün sistemler bir anda kapanıp yok oluverecek. İşte diyor biz gökyüzünü böyle göreceğimiz gün. Ne gibi? Kema bedenle yarattığımız gibi evvela halbin. İlk yaratılışımızda nu'iduhu, onu iade edeceğiz. Yani biz sizleri nasıl ki yarattığımızda aynıydınız, öldükten sonra da sizi aynı yarattığımız hale çevireceğiz. Hadis-i Şerif Efendimiz ne buyuruyor? İnneküm mahşurune.
siz haşrolunacaksınız, diriltileceksiniz, ilallahi Allah'ın huzuruna toplanıp geleceksiniz. Hufaten, ayağınızda hiçbir şey yok. Uraten, üstünüzde hiçbir şey yok. Bizim orada bir tabir vardır. Yanına yak başı kabak diye bir tabir vardır. Yani üstünde elbise namına hiçbir şey yok. Gurlen, hem de sünnetsiz olarak diyor, doğacaksınız. Yani anadan doğma nasıldık? İşte aynı o şekilde diyor, siz Allah'ın huzuruna getirileceksiniz. كَمَا بَدَعْنَا اَوْلَ خَلْقٍ مُعِيدُهُ وَعَدًا عَلَيْنَا. Bu bizim üzerimize vaattir. Yani bunu biz yapacağız. اِنَّا كُنَّا فَاعِلِينَ. Muhakkak biz bunu yapıcılarız. Yani Cenab-ı Hak ahirette böyle yapacağına dair söz veriyor. Sizi bu şekilde kendi huzuruma getireceğim. Öyleyse burada insanın şunu düşünmesi lazım. Ya Rabbi, bizi dünyaya ilk getiren sensin. Dünyada sahip olmuş olduğumuz şeylerin tamamını veren sensin. Sen bu kudrete sahipsin. Ahirette de aynı şekilde bizi diriltecek olan gene sensin. Bunu itiraf edeceğiz. Ve sonra ne olacak? Kaçışımız olmayan bu sona, kaçışımız olmayan, kurtuluşumuz olmayan bu sona dünyadayken hazırlanmaya çalışacağız. İşte dünyaya bunun için geldik. Ne için gelmişiz? Ahiretteki durumumuzu belirlemeye gelmişiz dünyada. Ahirette nasıl olmak istiyorsun? Burada bahsedilen kıyametin dehşetinden, cehennemin azabından kurtulmuş bir insan olmak istiyorsan dünyadayken hazırlık yapmamız gerekiyor. Ha, istemiyorsan o cehennemin develer gibi kıvılcımları olan cehenneme düşmek istiyorsan tamam, bu dünyada istediğin gibi yaşa. Allah Teala bizleri güzel kullardan eylesin. Amin. İyi kullardan eylesin. Amin. Ahirette meleklerin karşılayıp da hoş geldiniz, safaları getirdiniz, İşte Allah'ın size vaat ettiği nimetler burada, neredesiniz siz, gelin diye kucak açıp karşıladığı kullardan eylesin cümlemizi. İşte bu sohbetler, bu dersler onun için tertip ediyor. Hem size faydası olsun, hem bize faydası olsun diye. Zannetmeyin biz sadece burada size anlatıyoruz. Hayır. Aynı zamanda kendimize de anlatıyoruz. Kendimize de anlatıyoruz. İnşallah Cenab-ı Hak buradan bir kişiye güzel bir kul olmayı nasip ederse onun bereketiyle bizler de kurtuluruz. Çünkü muhteremler, iyilik de kötülük de bulaşıcıdır. Bulaşır. Bulaşır, aynı grip bulaşır yani, grip bulaşır diyorlar ya. Dokunma diyor, uzaktan musafa edemiyor, ben gripim diyor mesela. Bulaşır diye düşünüyoruz ya, iyilik de kötülük de bulaşır. Biz iyileri çoğaltmaya çalışırsak, inanın o iyilik etrafa etkisi olacak. Ondan hanımı etkilenecek, ondan çocuğu etkilenecek, komşusu etkilenecek, iş arkadaşı etkilenecek, patronu etkilenecek derken bu iş yürüyüp gidecek. Geçen de bir arkadaşla konuştuk. Hocam diyor, ben fabrikada çalışıyorum. Ondan sonra namaz kılıyordum diyor. Girerken de diyor, namaz kılma şartıyla girdim iş yerine. Namaz kılmaya başladım diyor. Müdür falan neyse artık oranın idarecisi. Beni diyor standart olarak namaza gidip geldiğim görünce yanına çağırdı. Benden önce mescidi kapatmış aynı adam diyor. Aynı adam, beni yanına çağıran adam mescidi kapatmış meğer diyor. Fakat diyor adam beni yanına çağırdı diyor. Adam meğer bize ileriden gözetliyormuş. Demiş ki hemşerim, ben senin namaza gidip geldiğini görüyorum. Senin gibi samimi olarak namaz kılmak isteyenler kimse, listesini yap getir bana dedi. Liste yaptım, getirdim. Adam diyor güzel bir mescid açtı oraya diyor. Görüyor musun? Ha, mescid açıyor. Bu sefer ne oluyor? Kılmak isteyip de tembellik eden insan da başlıyor kılmaya. Ne oldu? Bak, iyilik bulaştı. Kötülük de bulaşıyor aynı şekilde. Bazı arkadaşlarımız vardı mesela, buraya gelip gidiyorlardı namaza vesaireye. Kötü arkadaşlarla oturup kalkarken bir baktık adam kötü alışkanlıkları, kötü işleri yapar hale gelmiş. Halbuki adam burada namazda saftaydı, bizimle beraberdi. Daha geçen de birisi bana şikayet etti. Hocam dedi, kocam beni şöyle diyor, böyle diyor, dövüyor vesaire.
dedi bir zaman dedi benim kocam dedi sakallı şallallı cübbeli namazlıydı dedi. Şimdi dedi oldu Firavun gibi dedi. Ne namaz kılıyor ne bir şey. Ne oldu bak? Kimse hiç kimse kendine güvenmeyecek. Ben namazımı kılıyorum canım benim sakalım var benim işte ben hacıyım dedem de hoca diyerek kimse kendine güvenmeyecek. Hep tedirgin olacağız. Çünkü bir bakarsın bugün nefret ettiğin bir şey yarın sana çok cazip gelebilir. Ya o da günah olur. Allah muhafaza yolumuzdan çıkarız. Cenab-ı Hak bu şekilde yoldan çıkanlardan eylemesin. Onun için inşallah bu dersler nerede bir sohbet halkası bulursa ona gayret edelim. Getirin çoluğunuzu çocuğunuzu getirin, arkadaşınızı getirin. Buradan bir ayet bir hadis duysak bizim ahiretimizi o ayet ve hadisle kurtarsak ondan daha büyük ne var? Değil mi? Ondan daha büyük kimse bize iyilik edemez. Hiç kimsenin ahiretini kurtarmaktan daha büyük iyiliğe sahip olmaz kimse. Ahiret olmadan başka. Cenab-ı Hak bu dünyayı ahireti mamur etmek için kullananlardan eylesin. Ahiretini berbat edenlerden eylemesin. Amin. Cenab-ı Hak bizi güzel kullardan eylesin. Amin. Güzel kulların zümresini ilhak eylesin. Amin. Evet. Cenab-ı Hak buraya kadar geldiniz, zahmet ettiniz. Her adımınıza çok çok mükafatlar ihsan eylesin. Umduklarınıza nail eylesin. Amin. Dualarınızı kabul eylesin. Amin. Bizlere dua etmemeyen, bizlerden dua bekleyenlere de Cenab-ı Hak hayırlı muratlarını ihsan eylesin. Amin. Müslümanların birlik ve beraberliği için, sıhhat ve selameti için çalışan, çabalayan, resmi, gayri resmi ne kadar vatan sevdalısı, millet sevdalısı, insan sevdalısı varsa Cenab-ı Hak onları korusun, muhafaza eylesin. Amin. Hedeflerine ulaştırsın inşallah. Amin. Kafirlere, Müslümanlara kötü niyet besleyenlere, tuzaklar kuranlara, plan program yapanlara Cenab-ı Hak hidayetlerini takdir etmişse tez zamanda hidayet eylesin. Amin. Eğer hidayetleri mümkün değilse Cenab-ı Hak onların güçlerini kırsın, amin, kafalarını kırsın. Amin. O kötü hile plan programlarını kendi başlarına geçirsin. Amin. Evet, görüyorsunuz Müslümanların hali perişan, onlara da çok dua etmek lazım. Daha yeni Afganistan'da medresede 100 tane çocuğu öldürdü Amerika uçakla, bomba atarak ya. Zaten Suriye yıllardır öyle, Filistin zaten 70 seneyi geçti, öyle perişan bir hal. İnşallah Cenab-ı Hak Müslümanların sahibi, hamisi, koruyucusu olacak bir düzen, bir gelişme nasip eylesin inşallah. Başka türlü kurtulacak halimiz yok. Kendi gemisini kurtaran kaptan hesabı, herkes kendi gemisinin kaptanı olmuş. Gavur da bol bol bizi eziyor. Cenab-ı Hak Müslümanlara uyanmak nasip eylesin, birlik beraberlik nasip eylesin. Evet, namaz kılacağız şimdi, Allah nasip eylesin, Cenab-ı Hak kabul eylesin. Namazdan sonra da ikram var. Arkadaşlar ikram hazırlamışlar vakıftan kardeşlerimiz. İnşallah onları da yersiniz, dua da ederiz. Böylece hem ruhumuzu doyurmuş hem de bedenimizi, midemizi doyurmuş olacağız inşallah. Allah Teala hepinizden razı olsun. Geçmişin ruhlarının şad olması için, günahlarının affı mağfiret olması için, memleketimizin ve Müslümanların sıhhat ve selameti için Allah rızası için El-Fatiha.